Muhterem izleyiciler, evvela hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün 23 Mart Nurcuların en acı günü. 23 Mart Alem-i İslam'ın hüzünlü günü. 23 Mart Sema'nın manen ağladığı gün. 23 Mart 1965 zaman saat Nursi Hazretleri Urfa İpek Palas Oteli'nde sabaha karşı vefat ettiği gündür. Bu münasebetle şarkın alimleri Ezan Said Nursi hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşmak istedim. Mola Muhiddin-i Haveli anlatıyor. Mola Muhiddin Hazretleri Siirt'in Baykan ilçesinde mola ve müderrislik yapmış, şer'i konularda bölgede tanınan saygın bir alim. Mola Muhiddin Hazretleri şöyle anlatıyor. Kurtalan'da ilim ve irfan ile tanınmış Nakşi ile Kadri tarikatlarına mensup iki aile arasında Fatiha'nın sonundaki Dallin ayetini okunuşu üzerinden anlaşmasıyla çıktı. Nakşi alimleri Dallin, Kadri alimleri ise Zalin olarak okuyorlardı. Aralarındaki itilafı kaldırmak için Mola Said'e meşhuru hakem tayin ettiler. Ezzaman Hazretleri o zaman Bitlis'te Vali Ömer Paşa'nın konağında ikamet ediyordu. İki taraftan da birer Mola Said'i meşhure gönderdiler. Bezzaman Hazretleri molalara dalin olarak okunması doğrudur dedi. Böylece mesele kapandı. Seyyid Muhammed El Arab kendinden naklen halifesi Mola Ahmed-i Halil'i anlatıyor. Şeyh Muhammed Arab kendi 1911 yılında Diyarbakır'ın Bismi ilçesine bağlı Arapkent köyünde dünyaya geldi. 1 Nisan 1987'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Birçok halife, müderris ve alim yetiştirdi. Bölgede saygın bir tarikat şeyhi idi. Ve zaman vefat ettiği gün ortalık birden karardı. İkindi vakti sanki akşam ile yatsı arası gibi oldu. Her yer kan gibi kıpkırmızıydı. Seyda Muhammed Arap kendi o gün bu durumu görünce bugün büyük bir zat vefat etmiş dedi. Sonradan Bezzaman Hazretleri'nin o gün vefat ettiği haberi gelince çok teessüf etmiş ve demiş ki bu zatın bu kadar büyük olduğunu bilseydim mutlaka ona ulaşır, onu ziyaret ederdim. Şeyh Muhammed Said El Cezire'nin ve zamana olan ilgi ve alakası. Şeyh Muhammed Said bölgede Şeyh Seyda sıfatıyla tanınan bir Nakşibendi tarikatı şeyhidir. 1890'da Cizre'de doğdu, 1968 yılında Cizre'de vefat etti. Binlerce müridi olmuştu. Şeyh Seyda ve zaman ile manevi alemde müşküllerini hal eden ve zaman yalnız benim değil, bütün alemi İslam'ın ustadıdır. Ben o zata talebe olmanın şerefiyle huzur-u ilahiye çıkmak istiyorum diyen bir zattır. Ve zaman vefatından önce İsparta'dan Urfa'ya geldiğini duyunca Şeyh Seyda Cizre'den bir grup halifesi, seveni ve müritleriyle beraber ve zamanı ziyaret etmek istemişti. Ancak Mardin'e bağlı Medyat ilçesine vardıklarında Bezzaman'ın vefat haberi ulaşır. Orada gıyabi cenaze namazını kılarlar. Şeyh Seyda ile Bezzaman Hazretleri arasında manen bir çoğu hatıraları olduğu bilmektedir. Evet, Mola Ramazan Kurt abi 1932 yılında Siirt'in Kurtan kazasına bağlı Uşuyu köyünde doğdu. 93 yaşında elan Erzincan'da ikamet ediyor. 1958'lerde Risale-i Nurlar'la tanışmış, Risale-i Nurlar'ı okuma ve mutalası ile meşguliyeti halen devam ediyor. Mola Ramazan Kurt ve zaman ile alakalı bir hatırasını bana şöyle anlattı. 1951 yılında iki arkadaşımla Kurtalan'dan Cizre Şeyh Seyda'nın ziyaretine gittik. O zaman Şeyh Hazretleri Cizre'den 6-7 kilometre uzaklıkta
Serdare yaylasında olduğunu söylediler. Biz de yaylaya gittik. O gece caminin damında yattık. Birisi sabah namazı okudu. Memleketimize böyle ezan okuyan yoktur dedim. Acaba manen Bilal-i Habeşi mi buraya geldi? Sesi, sedası ve kıraati mükemmeldi. Kamet getirildi, namaz kıldı. Şeyh Hazretleri namazdan sonra evine gitti. Şeyhin halifeleri, imamları, talebe ve misafirleriyle beraber kuşluk vaktinde sabah kahvaltısını caminin avlusunda yaptık. Ezanı okuyan esmer adama biri dedi ki, nereden geldiniz? O da İrak'tan geldim. İrak'ta muhabirim. Matbaam var. Gazetemin bir sayfasına Risale-i Nurları yazıyor. O zaman şeyhi ziyaretine hem de tarikatına girmek için mi buraya geldiniz dedi. Iraklı hayır. Ben İsparta'ya ve zamanı ziyarete gideceğim dedi. Ve zaman Hazretleri Said-i Meşhur lakabıyla biliniyordu o zaman. Tekrar adam sordu. İnsanlar Medine'den gelip şeyhin tarikatına giriyorlar. Sen şeyhin tarikatına girmeyip Said-i Meşhur'un yanına İsparta'ya kadar gideceksin dedi. Iraklı dedi ki eğer Bedzaman beni 5 dakika huzuruna kabul ederse buradaki şeyhin 40 sene sohbetine tercih ederim. O asr-ı Mehdi-i Azami'dir dedi. Böyle söyleyince sanki kıyamet koptu. Orada bulunan Molla Halil Iraklı kardeşimiz doğru söylüyor. Bedzaman ahir zamanın Mehdi-i Azami'dir dedi. Ortalık daha da kızıştı. Biri durumu Şeyh Seyda'ya intikal etmek üzere evine gitti. Kurban, Mola ile halifeler birbirine girmiş deyince Şeyh Seyda hemen geldi. Hepimiz ayağa kalktık. Seyda hele oturun oturun dedi. Aranızda ne var diye sordu. Halifesinden biri Kurban, Mola Halil Said-i Meşhur için Mehdi diyor. Bunun için itirazımız vardı. Şeyh Seyda Mola Halil doğru söylüyor. Ve zaman hazretlerine hangi fistan giydirirseniz giydiriniz onun kametine az gelir. Mehdilik bile ona azdır. Ona peygamber demeyin. Ne derseniz deyin. Şeyhin bu ifadelerinden sonra ortalık sakinleşti. Iraklı muhabir de İsparta'ya gitmek üzere yayladan ayrıldı. Son bir hatıra. Mola Ramazan Kurt ağabeye ve zaman hakkında kısa duygularını alabilir miyim diyelim. O da ve zaman hazretleri bütün nur talebelerinin imamıdır. Ve zaman hazretleri bütün Müslümanların imamıdır. Ve zaman hazretleri bütün muvahhidinin imamıdır. Ve zaman hazretleri ahir zamanın Mehdi-i Muntazarıdır. Ve zamanı bir hakkın tanımak için ancak onun eserleri olan Risale-i Nur külliyatını hakkıyla, düşüncesiyle, tefekkürüyle ve büyük bir itina ile okunursa ve zamanın büyüklüğü o zaman eserleriyle bilinirdi. Bayram Yüksel ağabey hatıralarını anlatıyor. Urfa'da mübarek Şeyh Müslim isminde bir zat. 1954 yılında dergahı tamir ettirdiği sırada ayrıca kendisi için bu iki kubbeli yeri yaptırıyor. Talebeleri ve müritleri vasiyeti anında seni buraya defin edelim dediklerinde benim yerim başka yerdir. Buranın sahibi var ve gelecek. Burası onundur diyor. Evet gerçekten de o zaman Hazretleri vefat ettiği zaman o kubbelerden birisinin altına defnedildi. Ve zaman Hazretleri'nin vefatına 63. yıl dönümü münasebetle rahmetle ve hürmetle yad ede ruhu şad olsun. El Fatiha.
Thank you.